Merhabalar. Bilenleriniz biliyor belki trigliserit bizim için önemli. Trigliserit nedir ve önemini anlatacağım. Bir de ne yapmamız gerekiyor. Bir de iki önemli ipucu hatta ikiden daha fazla ipucu vereceğim. ve videodan aklınıza kalacak önemli nokta olarak değerlendirebilirsiniz. Bir kere trigliserit üç tane yağ asidi ve bir gliserolden oluşuyor. Bakın yağ asidi sonuçta yediklerimiz her şekilde bizi etkiliyor ve metabolizmamızı etkiliyor. Yağ asitlerinin dışarıdan aldığımız doymuş doymamış onları gayet iyi biliyorsunuz. Önemi buradan köken oluyor. Bir de trigliseritin stratejik olarak bir önemi var. O da aldığımız fazla kulleri yağ hücrelerinde depolanması için biz trigliserit kullanıyoruz. Aslında yağ demek trigliserit demek. Hani kolesterol ile biraz karışıyor değil. Trigliserit gerçekten yağ demek ve gerektiğinde kullanmak üzere bunu kim yapıyor depolayan insülin ve aynı zamanda karaciğerde lipoprotein lipaz diye bir enzim var. O orkestranın şefi insülin ama yıkımı da karaciğerden oluyor. İşte bakın şimdi burada önemli bir nokta var. Benim hep altını çizdiğim noktalardan bir tanesi. Şimdi aldığımız kaloriler yağ hücrelerinde depolanıyor. Tamam. Gerektiğinde de kullanmak üzere insülinle depolanan yağı yakıyoruz. Nerede yakıyoruz? Karaciğerde yakıyoruz. İşte bütün bunun sonucunda söz konusu olan hadise ne kadar fazla kalori demek o kadar yağ demek ve aynı zamanda biz bu yağları yıkmak için çaba harcadığımız için bu hadise nerede meydana geliyor? Karaciğerde meydana geliyor. Dolayısıyla karaciğerde de bir yağlanma söz konusu oluyor. İşte hep bu karaciğer yağlanması işin başlangıcı diyoruz ya bunun başlangıcı da aslında biliyorsunuz metabolik sendrom diye bir şey var. Yani metabolik sendrom biliyorsunuz belirli bir şekilde kilonuz fazlaysa o grup içerisine giriyorsunuz. Ama karaciğer yağlanması aslında bunun başlangıcı. Ve ne kadar çok yağ depolarsanız insülini o kadar yoruluyor ve insülin direnci ortaya çıkıyor. İnsülin direnci ve karaciğer yağlanması el ele gidiyor. Kilo fazlası demek trigliserit yüksekliği demek. Eğer bu ikisi varsa mutlaka mutlaka batın ultrasonu ile karaciğer yağlanmasını ve insülin direncini kontrol etmeniz lazım. Biliyorsunuz metabolik sendromda trigliserit yüksekliği de esas. Bel çevresi yani göbeğinizin santimi söz konusu, tansiyon, şeker bütün bunların hepsi metabolik sendrom ama başlangıcı her zaman için karaciğer yağlanması ve metabolik karaciğer ve insülin direnci ve obezite. Dolayısıyla bu hatırlatmayı mutlaka yapıyorum. Çünkü bu atlanıyor. Atlandığından dolayı da biraz işler bozulmuş oluyor. Peki gelelim şu trigliserite. Trigliserit demek yağ demek. Tamam. Kolesterolü biliyorsunuz. Özellikle değil yağ. Bizim enerji için kullanılmıyor. Genellikle hücre zarında ve hormon sentezinde kullanılıyor. Fakat bizi ilgilendiren önemli noktalardan bir tanesi var. O da nedir? Trigliseritimizin ne işe yaradığı ve trigliseritle yapacağımız konuların ne olduğudur. Trigliserit özellikle tek başına değil ama kolesterollerle beraber özel taşıyıcılar tarafından taşınır. Bunlar hem lipid hem yağ hem protein içerirler. Dolayısıyla bunlara lipoprotein denir. Bakın bu lipoproteinin içerisinde hem trigliserit var, hem serbest kolesterol var, hem de kolesterol esterleri yani kolesterolün farklı formları da söz konusu. Yani biz bütün kolesterolümüzü, trigliseritimizi bu taşıyıcılarla taşıyoruz ve bunların çapları farklı. Çapların farkının büyük bir önemi var damara geçişindeki önemli faktörlerden bir tanesi. Bakın görüyorsunuz çap arttıkça en sonunda Şilemokrin diyor kocaman bir şey var. Ondaki yağ oranı çok yüksek. HDL'ye doğru geldikçe yağ oranı azalıyor. Nitekim birazdan size çok önemli bir tablo göstereceğim. Bu tablonun içerisinde ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. Ve bizi koruyan HDL ve HDL'nin büyük bir önemi var. Önemi şuradan köken alıyor. Birincisi hem kötü kolesterolü karşı izi koruyor. Fakat bunun yanında da çok önemli bir özelliği var. İşte bahsettiğim tablo bu. Bakın şile muikron o kocaman dev gibi olan da %1 protein 99 yağ var. LDL ise de bu oran daha düşük. Ama LDL de çok ciddi bir şekilde yağ taşıyor. Sadece trigliserit değil serbest kolesterol ve kolesterol esterleri taşıyor. Ve çaplara bakın. Gördüğünüz gibi en yağlı olan şilomikron çok büyük. Onun damardan geçmesi çok zor. Dolayısıyla LDL önemli. Hatta geri kalanı da önemli. Nitekim HDL dışındakilerin hepsi bizim için zararlı olarak kabul ediliyor. Buraya bir link bırakacağım. Hani biz bir kalıntı kolesterolden bahsetmiştik. İşte kalıntı kolesterolün hani bir altı diyebileceğimiz bir konum. Daha pratik bir şey. Toplam kolesterolünüzden HDL'yi çıkarttığınız zaman zararlılar ortaya çıkıyor. Asıl bakmanız önemli konulardan bir tanesi bu. HDL de çünkü tek başına iyi bir oran. Kalıntı kolesterolün biliyorsunuz da bağlantısını buraya bakıyorum. Ama toplam kolesterolünüze bakın, heydeliğinize bakın, LDL'nize bakın. Bir de toplam kolesterolden heydeliğinizi çıkartın, zararlıları saptayın. Bu ilk ipuçlarından bir tanesi. Efendim şimdi şöyle bir şey var. Stuck Ekstra bir ipucu daha buraya ekleyelim. Aslında birkaç tane daha ekleyeceğiz. Trigliserit HDL oranınız 2'nin üzerinde olmaması gerekiyor. Demek ki trigliserit HDL oranımıza da ikinci olarak bakacağız. Bir de trigliserit yüksekliği kalp damar hastalıklarında önemli. Bir de trigliserit çok yüksek olduğu zaman ne olur biliyor musunuz? Pankreatit olma şansınız oldukça fazla. Dolayısıyla sizde bir damar tıkanıklığı varsa, heh, kolesterol yüksekliğiniz ve trigliserit yüksekliğine mutlaka bakmanız gerekiyor. Bazen el ele gidiyor, bazen ise ayrı bir şekilde gidebiliyor. Peki normal düzey nedir? Normal düzey 150 mg'dır. 150-199 arası normal 3 üst sınırı olarak kabul edilir. 200'ün üzeri 500'e kadar yüksek, 500'ün üzeri ise çok yüksek olarak adlandırılır. Ve aslında bu 500'ün üzerinde adeta kanınızda yağ değil yağınızda kan var demektir. Çok yüksektir. Kan böyle durduğu yerde şekilli hücreler aşağı çöker. Yukarıda beyaz yağlı bir tabaka görülür. Özellikle bu ailesel genetik geçişli hastalıklarda trigliseridir uçar. Ve bunun uçmasına bağlı olarak da sıkıntı ortaya çıkar. İşte o sıkıntı bakın gözle görüyorsunuz. Normal bir kişi de kanı alıp ondan sonra bir süre beklettikten sonra üzerinde plazma olur. Sonra şekil hücreler aşağıya çöker. Bir de santrifüj yaparsanız bakın ortaya sapsarı bir sıvı çıkar. İşte bu trigliserit dislipidemi dediğimiz asıl kandaki yağ denilen hadise budur. O kan alındıktan sonra kenara koyduğunuz zaman kan bir süre bekledikten sonra bu yağlı bölüm yukarı doğru çıkar. Şimdi efendim birkaç önemli nokta daha var ipuçlarımıza devam edeceğiz. Trigliserit yüksekliği tiroid bezinin az çalışmasına bağlı olabilir. Hep söylüyorum tiroidi de mutlaka kontrol etmek gerekir. Hem tiroidiniz az çalışıyorsa kalp damar hastalığınıza bakmanız lazım. Kalp damar hastalığınız varsa trigliseritinize Kolesterolünüze nasıl bakıyorsanız tiroid bezinize de bakmanız lazım. Çünkü bazen tiroid hormonları normal TSH yüksek olan subklinik dediğimiz yani belirti vermeyen kişilerde de bir kalp damar riski olabileceğini asla unutmayınız. İkisi el ele çalışıyor. Çünkü tiroid hormonu vücuttaki her hücre etkiliyor efendim. Bir de önemli bir şey var. Eğer trigliseritiniz yüksekse kan şekeri yüksekliğiniz maskelenebilir. İşte burada sevriye insülin direnci giriyor. Dolayısıyla siz hani kilo fazlanız var, kolesterolinizde, trigliseritinizde insülin direncine bakıyorsunuz. Fakat özellikle de özellikle kan şekeri yüksekliğinin olmayabileceğini, bunun yanına insülin direnci ve 3 aylık hemoglobin A1C'nin yüksek olabileceğini unutmayınız. İdrar söktücüleri dikkatinizi çekiyorum. Triglycerid düzenini yükselten ilaçlar için. Ama bunlar genellikle çok yüksek düzeyde olur. Onun için fazla endişe etmeyiniz. Uyarımızı yapalım. Yani doktorunuz size en iyi tanır. Onun için bu söyleyeceklerimi doktorunuzun süzgecinden geçirmeniz gerekiyor. Onun davranışlarını göre hareket etmeniz lazım efendim. Fibratlar var biliyorsunuz içerisinde lipantil var. Lopit var. Bunlar bilinen ilaçlar. Bunlar böbrek ve karaciğer bozukluğunda kullanılmaz. Kolesterol ilaçları statinler de trigliseritlerle beraber kullanılabilir. Peki bunun haricinde ne yapacağız? Yapmamız gereken şeylerden birincisi normalde kilo fazlamızı süratle vermemiz gerekiyor. Yürüyüşümüzü yapacağız. Sağlıklı yağlar tüketeceğiz. Yağ asitlerini unutmayın. Alkolden uzak duracağız. Trigliserit yüksekliği şeker yüksekliği anlamına gelebilir. İkisi beraber el ele gidiyor. Dolayısıyla şeker alımınızı sıfıra indirmemiz gerekir. Unutmayınız kilo fazlanız varsa trigliserit deponuz dolu demektir. Hep bunu söylerler, <laughs> en iyisi de aç kalmak derim. Çünkü insan vücudu yemek yemek için değil, hayatta kalmak için çalışır efendim. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.